Zaman su gibi akıp geçiyor. Vallahi bir sene olmuş neredeyse gelmeyeli Enes'e. Biz hep şunu söylüyoruz efendim. Yani biz gittiğimiz bir yerde çekim yaptıktan sonra bize gelen yorumlar olumluysa, doğru iş yaptığımızı inanıyorsak mutlaka bir daha gittiğimizde bir misafir oluruz, ziyaret ederiz, ne gibi değişiklikler var öğreniriz ve tekrar onları sizlerle paylaşırız. Yeniden geldik. Merhaba, nasılsınız? Görüşmeyeli. Hoş geldiniz. İyiyiz, sizler nasılsınız? Valla biz de iyiyiz. Bayağı bir değişiklikler oldu. Neler değişti? Engelli oda sayısını ikiye çıkarttık birden. Valla tokalaşamıyorum da ama tebrik ediyorum. Yani geçen üzerinde özellikle konuştuğumuz bir konuydu. Hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum. Artık iki engelli odanız var. Yasal zorunluluk kapasitesinde oda sayısında otel olmamanıza rağmen. Evet, doğrudur. Yani normalde belli bir odanın üstünde zorunluyken siz... 50 odanın üstünde zorunluyken biz 40... 40 oda olmasına rağmen ikinci odayı yaptınız. Yani tabii ki teşekkür edeceğiz. Tabii ki takdir edeceğiz. Odanın içlerinde falan değişiklikler... Modern teknolojiye uygun şekilde, teknolojinin gelişmesiyle odaya gerekli şeyleri ekliyoruz her sene. Zaten standart bir otel hizmetinde olması gereken gelişmeleri takip ediyoruz. Bu arada ben tabii sizin ailenin de bir titizliğini bildiğim için özellikle pandemi döneminde herhalde kurulun belirlediği standartların hepsi fazlasıyla yerine gelmiştir. Yerine geliyor. Zaten devletin belirlediği standartlardan haberimiz olduğu zaman bize genelge geldiği takdirde ne gerekiyorsa onları yapmış oluyoruz. Efendim bakın orada uyuyor. Keyfi yerinde. Şimdi buraya tekrar gelmemin en önemli iki sebebi vardı. Birini az önce konuştuk. Diğer önemli sebeplerden biri de şu. İnsanlar tatile çıkarken diyorlar ki hani kedi biraz daha rahat. Niye işte 3 gün 4 gün mamasını suyunu bırakırsan kalabiliyor ya da bir komşunuza bir arkadaşınıza rica ederseniz arada girip bir 10 dakika ayırdığı zaman idare ediliyor ama konu köpekse yani mutlaka ya çok güvendiğiniz birine bırakacaksınız ki ayrılmak da zor olduğu için yanınıza götüreceksiniz. Hayvan dostu bir otelsiniz değil mi? Doğrudur. Tehlikeli olmayan cinsler hariç hepsini kabul ediyoruz. İyi de yapıyorsunuz. Gelelim oda tiplerine. Standart oda bir de aile odaları var. Ne durumdayız? Yani Ağustos ayı, bayram zaten tamamen dolu. Ağustos ayı da bayağı dolu bir şekilde ilerliyoruz. 20'den sonra herhalde. Pandemiden çıktığımız için insanlar tatil ihtiyaçları fazla olduğu için bu zamanlar işlerimiz iyi. Peki şunu sorayım. Aile odası kaç kişilik? 5. En büyük 5. O da pandemi şeyinden geçen sene 6'ydı. Sosyal mesafeyi korumak için birer yatak azalttı. 5. Evet. 5 kişilik aile odası. Kahvaltı dahil mi? Kahvaltı dahil. Eylül bazında konuşursak 5 kişilik aile odası kahvaltı dahil kaç lira? Ağustos ayı için 5 kişilik odalarımız 580 lira. Eylül'e geçtiğimiz zaman 530 liraya düşüyoruz. Şöyle dur, kameraya dönerek tekrar söyleyeyim. 5 kişilik oda kahvaltı dahil 580. Evet. Ağustos'ta yer olma ihtimali duruma göre bilgi evet. Alınması gerekiyor ama Eylül'de 530 liraya düşüyor. Standart odalar? Standart 2 kişilik odalar. Onlar 360 lira Ağustos'ta. Onları da Eylül ayında 320 liraya düşürmeyi planlıyoruz. 5 kişi gelmek daha mı? Tabii ama rahat etmek kişilerin tercihi. Tabii. Şimdi efendim ben özellikle menüden bahsedeceğim. Çok akşamda yemeğe davet ettiler. Bilmiyorum yetişebilir miyim? Yetişirsem mutlaka geleceğim. Özellikle bir bundan da bahsedeceğim. Çünkü şöyle hani otel dışındaki müşteriler de akşam yemeğe geliyor. Sevgili abim dedi ki vallahi tatile gelen dedi hanımefendilere, yazlıkçılara yemek yaptırmamak için biz dedi dışarıdan gelen misafirleri de kabul ediyoruz. Bugünkü menü yani biz de geldiğimizi öğrendik. Kremalı tavuk çorbası, tas kebabı ya da soslu köfte ikisinden biri seçmeli. Tel şehriye pilav, salata 40 lira. Bu da buranın fiyatı. Hangi aya kadar açıksınız? Ekim'e kadar açacağız. İnşallah bu sene böyle Ekim'de de dolar. Ekim'de de. Ondan sonra ben de yine arada konuşuruz. Ekim'de de Eylül'den de bir %15-%20 daha ineriz. Özellikle vallahi ya. Şimdi şunu da söyleyeyim. Denize kaç metreyiz? 200 metre civarındayız. Denize 200 metreyiz. Ben niye Ekim'de de açılık olsun istiyorum biliyor musun? Şimdi Ekim'de buraların havaları güzel. Sıcaklar devam ediyor.
Hani şu bizim, ben çok kıskanıyorum. Kimi? Avrupa'nın emeklisini çok kıskanıyorum. Parayı cebine koyup bu cennet ülkenin tadını çıkartıyor ya. Evet. İnşallah Ekim'de de böyle sezonda açık olan tüm oteller, tatil yerlerindekiler açık olur. Fiyatlar da iyice düşer Ekim'de. Hatta bütün oteller böyle güzel kampanyalar yapar. Kimler için biliyor musun? Bir, emeklilerimiz için, değerli büyüklerimiz için. İki, sağlık çalışanları için. Neden olmasın değil mi? Tabii, neden olmasın? Çok yoruldular. Özellikle sağlık çalışanları. Zaten pandemiyi onlar başa çıkmış oldu. Onların sayesinde atlattık.